Evet, değerli misafirler ve bizi internetten takip eden değerli izleyicilerimiz, Geleceğin Dünyası ve Risale-i panelimize hoş geldiniz. Kur'an'ımıza Mustafa Başkarcı hocamızın okuyacağı Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nâs. İnna Allaha semi'un basir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve ilallahi turca'u'l-umur. Ya eyyühellezine amenü rükû vesjudû ve abdû rabbekum ve faalul hayra leallekum tuflihûn. Hakka cihadi ve ma aleykum min harac millete İbrahim. Mustafa Hocam'a teşekkür ediyoruz. Evet, Kur'an bütün insanlara ve bütün zamanlara hitap eden ezeli ve ebedi bir kitaptır. Risale-i Nur da çağımızda Kur'an'ın hakiki ve manevi bir tefsiri olup, Kur'an'ın asrımıza bakan yönünü tefsir etmiştir. Risale-i Nur'un temel prensiplerini, Risale-i Nur İslam'ın temel prensiplerini, Kur'an'ın mesajını modern çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde açıklar. Aynı zamanda geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak toplumun dini ve sosyal meselelerine ışık tutan bir külliyattır. Risale-i Nur, geçmişten günümüze ve geleceğe uzanan bir perspektif sunar. İnsanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak, ahlaki değerlerini geliştirmek ve adaleti tesis etmek için İslam'ın evrensel mesajlarını günümüz insanın anlayacağı şekilde açıklar, aynı zamanda modern dünyanın bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine dikkat çekerek bu ilerlemelerin insanlığın huzurunu ve refahını sağlama potansiyeline sahip olduğunu belirtir. Risale-i Nur'un gelecek hakkındaki öngörüleri, insanlığın ilerleyen dönemlerindeki
sosyal ve kültürel değişimleriyle ele alınır. Evet, eser insanların dini ve manevi değerleri olan ihtiyaçlarının sürekli bir şekilde devam edeceğini ve bu değerlerin gelecek toplumların temelini oluşturacağını da vurgular. Ayrıca insanlığın adalet, barış, hoşgörü ve insan hakları gibi evrensel değerlere daha fazla önem vereceği öngörüsünde bulunur. Risale-i Nur, geleceğe umutla bakmayı ve insanların bilgi, sevgi ve anlayışla bir araya gelerek daha iyi bir dünya inşa etme potansiyeline sahip olduklarını vurgular. İslam'ın evrensel mesajının insanları birleştireceği, farklı kültürler ve inançlar arasında anlayış ve hoşgörünün yaygınlaşacağı bir geleceği mümkün olduğuna da işaret eder. Sonuç olarak Risale-i Nur, İslam'ın mesajını modern çağa uygun bir şekilde aktaran ve geleceğe yönelik umut vaat eden bir eserdir. İnsanların manevi ihtiyaçlarını karşılamak, ahlaki değerleri geliştirmek ve evrensel adaleti sağlamak için İslam'ın evrensel ilkelerini benimsemek, daha iyi bir geleceğe ulaşmanın anahtarlarından biri olduğunu da ortaya koyar. Evet, bu kısa girizgahtan sonra ben sözü değerli panelistlere bırakacağım. İki değerli panelistimiz var. Hasan Güneş, kısaca kendilerini de tanıtayım. Afyon Karahisar'da doğdu, İstanbul'da oturmaktadır. İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Gölgelerin Secdesi isimli yayınlanmış bir kitabı vardır. Yeni Asya gazetesinde de zaman zaman yazıları çıkmaktadır. İkinci panelistimiz Profesör Doktor İlyas Üzüm hocamız. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Evet, hoş geldiniz tekrar. Evet, panelimize Hasan Güneş Bey ile başlıyoruz. Hasan Bey, Risale-i Nur'un geleceğe yönelik öngörüleri nelerdir? Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Neler yapmalıyız istikbale matuf olarak? Size sözü ben bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Risale-i Nur bir Kur'an tefsiri olarak geleceğe öncelikli olarak geliyor. İnsanlara ümit verir, geleceğe hazırlıklarını özellikle talep eder. Gelecekte projeksiyonlar yapar. İnsanın vazifelerine dikkat çeker. Değişen ve değişmeyen hususları özellikle tespit eder. Bunlarla ilgili insanın yapacaklarını öncelikli olarak Kur'an'dan aktarır. Tabii biz geleceği tahmin etmek kolay bir şey değil. Ancak geleceği trendlerle, geçmişten geleceğe olan veya şu andaki potansiyellerden tahmin etmek mümkün. Biliyorsunuz yine Kur'an'da la ya'lemu gaybe illallah geçer. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Ancak meteoroloji nasıl işte yağmurun geleceğini buluttan, basınç değişimlerinden, başka bölgelerin hava akımlarından tahmin ediyor ise gelecekle ilgili hem tarihe bakmak hem şu andaki teknolojiye bakmak ve bu trendi inceleyerek ve kaynaklarımıza bakarak Kur'an'a, Risale-i Nur'a çok şeyi anlamak mümkün. Tabii geleceğin bir akışı var. Gelecek bir yere doğru gidiyor. Ancak bunları tabii kader de var. Kader de şeyi değiştirebilir. İşte bir Covid salgını değil mi? Hastalık çok şeyi değiştirdi. Bir deprem değiştirebilir. Yani insanların hesaplarının ötesinde çok farklı gelişmeler de olur. İnsanlık için Bediüzzaman Hazretleri 23. sözde insanların vazifesinin hayvanlardan çok farklı olduğunu, insanların taallümle tekemmül yani öğrenmek ve kemale doğru ilerlemek olduğunu beyan eder. Hayvanlarınki farklıdır. Şimdi Hazreti Süleyman'ın ordusuyla geçerken bir karınca, değil mi? Karınca beyi diğer karıncalara seslenir. Hazreti Süleyman'ın ordusu geçiyor. Fark etmeden sizi ezebilirler diye karıncalara ikaz ediyor. Hazreti Süleyman bunu fark etmeden ezerler şeyinden çok memnun oluyor. Yani yerdeki karınca bile bilerek bizim askerimizin
Karıncayı dahi öldürmeyeceğinden emin diyerek adalet çok enteresan bir şey var. Şimdi o zamanki karınca nasıl yuva yapıyor? Şimdiki karınca da yuva şekli aynı. Ama Hazreti Süleyman'ın ordusu o zamandan bu zamana kadar nasıl bir değişim getirdiyse insanların ordusu, evleri, bilim ve teknoloji neler, nasıl bir değişim? İnanılmaz bir değişim oldu. Ama hayvanlarda değişim yok. Şimdi insanlar olarak her zaman demek ki değişime açığız, değişim gerekli. İnsanlar halen tekemmül edecek, maddi manevi ilerleyecek, gelişecek insanlar. Tabii insanların evreleriyle ilgili çok kişi görüş beyan etmiş. İşte mesela çıkmış Marx, demiş ki insanlar işte ilkel komünal toplumdan işte kölelik falan derken en sonunda işçilerin haklarının alınamaması sebebiyle ezilen toplumlar ve en sonunda komünist toplum olacak diye bir tahminde yürü bulunmuş değil mi? Hatta o bazı felsefecilerdir. İnsanlığın bir 100-150 senesini çaldı der. Böyle yanlış tahmin bazı felsefeciler. Bediüzzaman Hazretleri'nin de o dönemlere ait bir şeyi var değil mi? İnsanlık için vahşet ve edebiyat devri falan. Ama son devri insanlar esir olmak istemedikleri gibi ecir de olmak istemezler diye bir şey var. Yani ücretli çalışmak insanlar için daha geride kalması gereken şeylerden. Malikiyet ve serbestiyet devridir. Bediüzzaman Hazretleri insanlığın son devresini, kıyamete kadar devam edecek devresini malikiyet ve serbestiyet. Yani o komünizmin ileri sürdüğü. Kontrolünde olacağı sistem anlayışının geçersiz olduğunu, insanların maliyet, serbestliği, hürriyet, demokrasi talepleri olacağını ve bunun önünde durulamayacağını Bediüzzaman Hazretleri 100 küsur sene önce bunları yapmış, beyan etmiş ve şimdiki gelinen noktada da bu trend analizine baktığımızda bu maliyet ve serbestliği, yani insanların kişisel olarak mallar olacak, hürriyet olarak işte serbestliğe, demokrasi gibi şey, ekonomiden siyasete kadar her konuda trendin buraya doğru gittiğini görüyoruz zaten. Ve bundan sonra da bu artarak devam edecek. Tabii bunlar bazı ekonomistler olsun, sosyologlar olsun bu tip analizlere girerken mesela diyelim ki Malthus meşhur işte 100-150 sene önce demiş ki insanların nüfusu yaklaşık 1 milyar o zaman. 1 milyara yakın. Şimdi 8,5 milyar. Demiş ki bu 1 milyar nüfusu doyurmakta zorlanıyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlere bakalım. İnsanlarda bir kısmında açlık tehlikesi var. Demiş ki bu nüfus bir uçağa çıktığında biz bu insanları doyuramayacağız demiş. Ve ondan sonra işte katliam, savaşlar falan derken ya komünizmdir, ya işte faşizmdir, diktatörlük falan bunlarla insanlar karşılaşacak diye. Fakat bir traktör icat edilmiş, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı. Üretim birden 100 katı artmış. Yani o zamanlar hayvanlar ile, öküzle, atla, tarlaların sürüldüğü bir dönemi düşününüz. Buradan üretilecek tahılı düşününüz. İnsanlara olan şeyi sadece Türkiye'de 1950'li yıllarda Menderes'i aldık. Yani insanların işte 1 milyar nüfusu nasıl doyuracağız derken şu andaki aslında gıda üretimi israf olmasa ve diğer alanlarda ekilebilse de yine 2-3 katını rahatlıkla besleyecek şekilde. Yani rızık Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın taahhüdü altındadır. İnsanlar bunları düşünemediğinde çeşitli teoriler geliştirdi. İnsanlık şöyle olacak.
Yani bunu bir kere kaderin ve Kur'an'ın hükümlerinin unutulmaması gerekiyor gelecek tahminlerinde. Yani bu dünyayı Cenab-ı Hak insanlara gelecek şekilde maddi manevi imkanlarla donatmıştır. İnsanın kendisini de donatmıştır. Ve bizim bu hususlarda asla ümitsiz olmamamız gerekiyor. Şimdi mesela şeyde Hazreti İbrahim'in bereket mucizesi meşhur değil mi? Şimdi Hazreti İbrahim'in bereket mucizesini hani peygamberlerin mucizelerinde gelecekle bir teknolojiyle ilgili önemli olduğu Risale-i Nur'da anlatılır. Kur'an teknolojiye nasıl işaret ediyor? Gelecekle ilgili şeyler nelerdir? Ve peygamber mucizelerini Mustafa Hazretleri anlatır, izah eder. Mesela işte Suudi Arabistan mesela şu an daha yardım yapan ülkeler ikinci sırada. Çok enteresan. Bir kısım şeylerin ileride 15-20 sene ya da 50 sene içerisinde nakledilmeleri mümkün olacak ve insanlar nasıl cep telefonu artık şimdi garipsemiyor ise bir kısım eşyanın işte sipariş verdiğiniz bazı şeylerin belki de böyle taşıma şimdi drone ile getirilecek balkonlar ona göre dizayn ediliyor falan. Avrupa'da bir kısım yerlerde öyle evlerin balkonlarını dronlara göre dizayn ediyorlar. Yeni inşaat trendinde o var. Yani bir sipariş verdiğinizde drone gelecek konumdan bulacak veya balkondaki bir barkodu okuyarak doğrudan sizin adresinizde teyidini almış olacak. Gelip balkondan siparişi bırakıp gidecek. Şimdi hani bu tip şeyler var ama bir taraftan da bazı şeyleri belki de bir makineden bunları üç boyutlu olarak indirmeniz mümkün olacak. Şimdi Hazreti Süleyman'ın diğer mucizelerinden birisi neydi? Hüt kuşu gidiyor uzaklardan bir haber getiriyor değil mi?
Neydi? Geldiğinde mahkematta da var. Ey Süleyman diyor. Bir kavim gördüm ki diyor. Cenab-ı Hakk'ın diyor çıkardığı hazineleri, altın ve gümüşü diyor kullanıyorlar ve Cenab-ı Hakk'a değil başka ilahlara tapıyorlar. Enteresan bir ifade orada çıkardığı diye. Halbuki o insanlar gümüşü yerden kendilerinin çıkardığını düşünüyorlar değil mi? Altın madeni, gümüş madeni var. Orada Risale'nin orada o da izah ediliyor. Yani işte ağır şeylerin aşağıya gitmesi gerekirken değil mi sürekli yapılan ağır olan gümüş, demir, altın topraktan ağırdır. Her sarsıntıda aşağı aşağı gitmesi lazım değil mi? Cenab-ı Hak onları insanların çıkarabilecekleri yere kadar çıkarıyor. Yer yüzeyine kadar yaklaştırıyor işte binlerce kilometre yukarıya çıkarıyor. Oradan da 100 metre, 50 metre kazıp insan alıyor. Ben çıkardım. Şimdi orada önemli bir şey kütük ne yapıyor? Görüyor, gördüklerini insanların inançları, düşünceleri, ibadetlerine kadar anlatıyor. Şimdi artık ne yapıyoruz? İnsansız araçlarla insanlar gidip başka yerlerin ses, fotoğraf, görüntü her şeyini alabiliyor değil mi? Şeyde teknolojide şeyde vardı bizim daha önce çalıştığımız fabrikaydı. Çevreyle ilgili şey anlaşması vardı. Çevre fabrikanın içinden çıkan birkaç dere vardı. Onların konumlarını daha önce tespit ediliyor. Deredeki suyun rengi birazcık değişsin, uydudan tespit edebiliyor. Yani şöyle bize fotoğraf gönderiyorlardı. Şöyle kendi telefonunla çektiğim fotoğraf kadar net fotoğraf çekiyor uydudan. O kadar net olarak bunlar takibi mümkün. Yani bu Hazreti Süleyman zamanındaki mucizelerle işaret edilen teknoloji nasılsa insanlar artık başka yerleri izleme. Bunu tabi Bediüzzaman Hazretleri adalet hususunda kullanılmasını tavsiye ediyor. Değil mi? Eğer Hazreti Süleyman gibi adalet olmak istiyorsan her şeyi, her yeri görecek bir göz. Yani bunlar adalet için kullanılabileceği gibi o meşhur 1984 kitabı vardı. Big Brother sizi izliyor diye. Yani bütün insanlığı izleyerek bir diktatörlük kuran bir rejimi adam o tehlikeye dikkat çekmiş bir kitap yazmıştı 1948'de. Şimdi yani teknolojinin kötüye kullanımı da mümkün. İyiye kullanımı da eğer adalet istiyorsanız diyor. Şimdi bilgisayarlardaki hız depolama meseleleri artık o kadar arttığı için burada pek çok şey bilgisayarla mümkün. Yani yeryüzündeki bütün insanların yüzünü tanıyabiliyorsun. Şimdi Cenab-ı Hak parmak izi gibi bütün insanların yüzlerini ne yapmış? Farklı yaratmış değil mi? Demek ki bu farklılık yani insanların birbirinden ayırt edecek ve izleyebilecek şekilde olmasıyla ilgili bir konu. Bu mucizeden insanların istifade etmesi lazım. Fakat şeyi de hiç unutmamak lazım. Bütün insanların simalarını ayrı kodlarla tanıyabilen bir insanoğlu elbette bütün insanları farklı simalarla yaratan bir yaratıcının da onların da mahşerde hesaba çekileceğini Cenab-ı Hak tarafından insanın da bunu unutmaması gerekiyor. Yani bir insan nasıl izliyor ise insanı yaratan da elbette bunları izleyecektir. Şimdi bunların tabii teknolojide kullanımları, teknolojide iyiye kullanımları, insanların çipler vasıtasıyla hastalıklar dahi, yani tansiyonun artması, işte kan şekerinin yükselmesine kadar bunları belirli hastalar ne yapacaklar? Hastane bazı sağlık sistemleriyle onlara abone olarak kendilerinin sürekli takibi şeklinde bir istifadeye medar olacak. Bu teknolojiden hani biz sanayide de bir süre çalıştığımız için bir kısım maliyeti yüksek olan şeyler imalatçı firma 24 saat bu makinalarınızı izler ve sana bildirir işte şu makinanda şöyle bir risk var. Bunda titreşim artıyor, sıcaklık artıyor ya da üretimde performans düşüşü var şeklinde. Şimdi bunlar demek ki bunlar insanlarla da ilgili farklı şeyler olacak. Bunların da iyi taraflarda kullanılması lazım.
Hazreti Süleyman'ın mahlukat ile konuşması mesela çok önemlidir. Bu da mesela şimdi robotlarla konuşmak, değil mi? Bunlar çok önemli. Robotlarla bazı işleri yaptırabilmek. Yani insanların ilk makinelerin icat edildiği zamanı düşünün. Böyle milattan önceki dönemlerde su değirmeni keşfedilince oradaki insanlar demişler ki artık kadınlar boş kaldı, dedikodu mu yapacak? Şeyde değirmeni herkes el değirmeniyle, kadınlar her gün yarım günlü yaklaşık buğdayı un yapmakla uğraşırlarmış. Yani alırlar en az birkaç saat de olsa otururlar buğdaylarını. Yani un çeker herkes, un çektikten sonra yemek yapacak. Fakat Cenab-ı Hak işte su değirmenine ne yapıyor? İnsana ihsan ediyor. Yani buna benzer teknolojide şimdi o kadar artık insanlık için. Şimdi Abdülkadir Geylani 7 yaşlarında öküzle çift sürüyor. Çift sürerken öküz geriye dönüyor, öyle rivayetindir. Ey Abdülkadir, sen bunun için yaratılmadın. Senin çok yüksek maksatların var. Oradan bakıyor, o günlük işini bitirdikten sonra gelip annesine söylüyor. Anneciğim diyor, ben diyor ilim öğrenmek istiyorum. Babam diyor rahmetli böyle bir şey vasiyet etmiş, duymuştum diyor. Babası vefat etmiş. O da şimdi Abdülkadir Geylani için nasıl böyle bir şey gerekiyor ise onun fevkalade şeydir. Ama insanlık için de ilim öğrenecek, ibadet edecek zamanın olması lazım. Bununla işte haberlerde duyuyorsunuz. Avrupa'da bazı ülkeler çalışmayı 5 gün, 4 güne indirmeye çalışıyorlar, değil mi? 4 gün denemelerini başlattılar. Yani insanın ibadete, ilim öğrenmeye ve sosyal münasebetlere ayıracakları ciddi zaman olması lazım. Çünkü insanın yaratılış gayesi bu. Yani yine Bediüzzaman Hazretleri der ki, insanların da der, hani askerlerin boş kalmaması için bazı şeyler verilir. İşte gelen malzemeleri mutfağa kadar götürmektir, depolamak falan filan gibi. Bu da boş kalmasın diye. Eğer boş kalmayacak şekilde teknolojiyle ilgilenebilecek seviyede askerin varsa gider ona hamaliye işleri yaptırmaz. Şimdi insanlığın geldiği nokta aslında çalışma saatlerini falan azaltıp teknolojiden istifade ederek ibadete, ilme zaman ayıracak şekilde bu teknolojik gelişmelerden istifade etmesi lazım. Yani insanın yaratılış gayesi aslında budur. Şimdi Hazreti Süleyman'ın mucizelerini anlatırken Divan-ı Harbi Örfü'de meşrutiyet şey ifadesi de geçer. Yani Hazreti Süleyman o mührünü geri alırken meşrutiyeti şimdiki ifadeyle demokrasi ya da İslami ifadeyle meşvereti kullanarak ekibiyle hakikati topluma anlatmış, değil mi? Onun tahtını ele geçiren o bir komite var. O komite tahtı ele geçirmiş, yönetimi yüzüğü de alarak, mührü kullanarak, değil mi? Toplumu yönetmeye başlamışlar. Hazreti Süleyman ne yapıyor? Üstadın ifade ettiği gibi meşrutiyet ile diyor, o yönetimi geri al. Yani demek ki davasını halkına anlattı, insanlarla istişare etti. Yine bunun şeyde teknoloji burada önemli. Şimdi Felak ve Nas surelerinde de İslami şeylere bakacak olursak Üstad Hazretleri orada Felak ve Nas neffasat-ı lukat, düğümlere üfleme hadisesini anlatır, değil mi? Ahir zamanda düğümlere ve düğmelere diye onu, yani Türkçe düğüm ve düğme şeyine hatta dokunma ifadeleri falan da geçer. Yani medyadaki, haberleşmedeki, iletişimdeki bir kısım insanların bunu suistimal ederek toplumları esir almasına özellikle Üstad Hazretleri dikkat çeker. Yani bu surenin ahir zamanda bu meselelerle ilgili olduğunu, hatta işte ne der? Ona hizmet eden şeytan Süfyan öldüğünde dikili taştan bağırır der. Değil mi? Ona hizmet eden. Yani oradaki haberleşme ile ilgili çok önemli bir husus. Ahir zamanı Süfyan ve Deccal'ı bu iletişimden, medyadan özellikle istifade ederek insanları tesir eder,
sihir gibi büyüleyerek esir alır, kontrol altına almaya çalışır. Şimdi o sihirleri, büyüleri nasıl İslamiyet yok ettiyse, Hazreti Musa nasıl asası yok ettiyse, Peygamberimizin en önemli mucizelerinden birisi de belagat, ifade etme tarzı. Kur'an'ın en mühim mucizelerinden birisidir. Bizim bu teknolojiyi en az onlar kadar kullanmamız lazım. Yani burada da Üstad Hazretleri bu hususa dikkat çekiyor. Yani Peygamberimizin, düşünün, Doğu Roma İmparatoru Heraklius'a yazdığı mektup var. Mısır'a yazdığı, Mukavkıs'a yazdığı mektup var. İran Kisra'sına o zamanki dönemlerde, yani Hazreti İsa zamanında da havarilerin birbirleriyle mektuplaşması gibi bir şey var ama Peygamberimize kadar böyle mektupla haberleşme kullanılan bir teknoloji değil. Yani Peygamberimiz o zamanın en mükemmel teknolojisi olan mektubu kullanmış. Hatta Hazreti Zeyd'e demiş ki, sen demiş Süryanice öğrendin. Daha sonra İbranice öğrendin. O zamanlar mektuplar hep Süryanice ve İbranice yazılıyor. Ve Musevi kökenli kişiler bu. Hem Süryanice'yi çok iyi biliyorlar, yazmasını, okumasını. İbranice'yi de biliyorlar. Mektupları onlar yazıyorlar. Peygamberimiz Hazreti Zeyd'e diyerek, sen bu dilleri öğren diyor. O da Peygamberimizin mucizesi, Hazreti Zeyd'in kerameti. 15'er günde öğreniyor bu mektup yazacak şekilde. Evet, Süryanice falan Arapçanın bir lehçesi gibi falan belki ama ondan sonra Peygamberimiz mektupları onlara yazdırıyor. Hazreti Zeyd'e yazdırıyor. Gelen mektupları da o okuyor. Yani bizim burada da iletişimde kendi gazetemiz, kendi televizyonumuz, kendi radyomuz, bunların olması önemli. Bediüzzaman Hazretleri de misalleri, layıkaları falan bu şekilde çoğaltması, yazması falan bunlar çok önemli. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin iletişimle ilgili Kafkas cephesinde Rus kumandan işte Bediüzzaman esir olunca soru soruyor. Bediüzzaman Hazretleri oradan tercümede problem olduğunu fark ediyor. Bakıyor ki hiç böyle Rus komutan acayip tepki gösteriyor bazı şeylere. Yani tepki olmadığını tahmin ediyor. Bakıyor tercüman Ermeni. Diyor ki Müslüman bir mütercim istiyorum diyor. Oradan Kazak birisini buluyorlar. O tercüme edince Ermeni'nin yanlış tercüme ettiğini, özellikle Osmanlı düşmanlığı ile ilgili bazı hususlar olduğu ortaya çıkıyor. Yani iletişimde de bizim iletişimde, madem gelecek iletişim asrıdır, iletişim çağıdır. Kendi imkanlarımızı bizi geliştirmemiz lazım. Başımıza geçiyor. Süreniz geçiyor mu? Evet. Özetleyelim. Tamam. Bu teknolojiyle ilgili Kur'an'da Harut, Marut kıssası falan vardır. Ailelerin, kişilerin arasını bozma şeklinde teknolojinin WhatsApp'tan tutunuz da bunların kullanılması, o tip şeyler var. Yapay zeka ile ilgili kısımları bir ikinci anlatalım inşallah. Teknolojinin gideceği noktalar bakıldığında aslında ümit verici şeylerdir. Teşekkür ediyorum. İkinci kısımda kalan. Evet, Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hasan Bey kısa olarak bizden geleceğin bilinmeyeceğini ama tahmin edilebileceği özellikle de Kur'an ve Kur'an hakiki tefsirleriyle daha kolay bir şekilde yapabileceğini ifade ettiler. İnsanların artık malikiyet ve serbestiyet devrine geldiği, bunun da artık demokrasi, hürriyet gibi kavramların daha ön plana çıkacağını ifade ettiler yine. Bir de istikbale ait özellikle ilim noktasında en çok merak edilen noktalardan birisi de o. Yani ileride nasıl bir dünya bizi karşılayacak? İlmi olarak bunu en çok insanlar belki merak ediyorlar. Bu noktada da özellikle peygamber mucizelerinin altını çizdi. Çünkü peygamber mucizeleri bir anlamda ilimlerin son sınırlarını çiziyor bize. Aslında bizim için çok önemli kaynaklar. Yani istikbali anlamak, öğrenmek, bilmek çok önemli. İstikbali bilirseniz, mesela bir şirket istikbali iyi tahmin edemeyince ne yapıyor? Batıyor. Dolayısıyla toplum olarak, hayat olarak da istikbali iyi tahmin etmeye çalışmamız lazım. Burada da tabii Kur'an'dan ve Kur'an hakiki ve manevi bir tefsir olan Risale-i'nden istifade etmemiz lazım. Zaten ne diyor Risale-i'nde de her şey yani ahir zamanda her şey ahir vakitte ölüm ve fünana dökülecektir. Tüm
kuvvetini ilimden alacaktır diyor. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Bu anlamda Hasan Güneş Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilerden dolayı. Şimdi ikinci panelistimize geçiyoruz. İlyas Hocam, geleceği Risale-i Nur'da geçen ayet ve hadisler bağlamında nasıl değerlendirebiliriz diyoruz size ve sözü size veriyoruz. Teşekkür ediyorum. İçinde yaşadığımız dönem bir açıdan bakıldığında uzay çağı ya da uzaydır. İnsanlık bugün Mars'ta koloni kurmanın peşinde. Uzay yolculuğundan bahsediliyor. Mars'ın dünyaya uzaklığı 225 milyon kilometre. Ama insanlığın geldiği nokta bu. Bugün yaşadığımız çağ bir açıdan bakıldığında bilgi ve bilişim çağı. Hepimizin cebindeki telefonla dünyanın neresinde hangi olaylar olduğunu bilebiliyoruz. Yaşadığımız çağın ya da dönemin geçmişi var, geleceği. Mazisi var, istikbali var. İstikbale dair yaklaşımları nasıl değerlendireceğiz? Geleceği nasıl okuyacağız? Fütüristlerin yaklaşımıyla mı? Popüler bilim adamlarının tahminleriyle mi? Yoksa Kur'an'ın mesajıyla mı? Geçmiş ve gelecek, gün ve bugün, mazi ve müstakbel, ezel ve ebed, nazar-ı şuurunda bulunan sonsuz kudret sahibi Zâdesin beyanında ve o beyanı tebliğ ve tebliğ ettiği hükümlü Peygamberin aleyhissalatü vesselam açıklar. Geleceği konuşmak için önce sağlıklı bir zemin inşa etmek gerekiyor. Buna İslami epistemoloji diyebiliriz. Bu epistemolojiye göre geleceğe bakmak icap ediyor. Bu göz önünde bulundurulmadığında geleceğedir uçuşan, savruk, farklı yerlerde dolaşan tahminlerle, yaklaşımlarla oyalanmakla yüz yüze geliyoruz. Hatta bir kısmı korkutucu ve ürkütücü olan. Vahiy diyor ki Muhammed Suresi'nin 18. ayetinde kıyametin alametleri gelmiştir. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki ben ikindi vakti mebus olarak peygamber olarak gönderildim ve görevlendim. Akşam kıyamet ise eğer bir başka hadisinde mübarek iki parmağını birbirine yaklaştırıyor ki ene ve sa'at kehateyn, ben ve kıyamet şu iki parmağım kadar birbirine yakınız. 610 yılında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikle görev. Şimdi yıl 2020. Bu kadar uzun zaman geçti, halen ikindi vakti devam. Ne zamana kadar devam edecek? Zamanın izafiliğini bilmeyen güneş sisteminin kendi ekseni etrafına dönmesi. Yani güneş sistemine göre bir gün dediğimiz zamanlık dilim 200 milyar yıla tekabül. Dolayısıyla gün İzafi. Evet. Kur'an'a göre zamanın sonu kıyamettir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönderildiği dönem ahir zamandır. Onun gelmesiyle kıyametin alametleri başlamış. Ayet Sûresi. Muhammed Suresi numara 18. Kıyamete kadar geçecek süre istikbal bir hadiste
ben Arapçasını yazdım okumayacağım uzamazsın diye beş çok ciddi kategoride el aldım. Benim dikkatimi çektiği için ciddi işlemişim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insan benim ümmetim. Benim ümmetim beş zaman dilimi yaşayacak. Birinci dönem nübüvvet dönemidir. 610 638. İkinci dönem hilafet dönemidir. 632 30'la kıyarsak 661 62. Hilafet dönemi. Hulafi-i Raşidin. Üçüncü dönem ısırıcı saltanat dönemi, meliklik dönemi. Dördüncü dönem cebarut dönemi, despotizmin söz konusu olduğu dönem. Hilafet. Ne demek? Evet, insanlık sönmüyor. Yine bir hilafet dönemi yaşayacaktır. Nübüvvet dönemi geçtiği için nübüvvet ile gelen hakikatlere insanlığın en yakın buna veraset-i nübüvvet derse diye onun tekrar tahakkuk ettiği bir zamanı beşer yaşayacaktır. Şimdi oraya doğru gittiğimiz aşikar. Hangi alanda gidiyoruz? Her alanda gidiyoruz. Bilgi ve iletişim, bilişim alanında devasa gelişmeler ortaya çıkmıştır. Tıp alanında devasa gelişmeler gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor. Teknolojinin hemen her alanında biz gelişmelere tabi. Artık çok yakın bir gelecekte, mesela 2050 yıllarda sürücüsüz otobüslerden ya da sürücüsüz araçlardan bahsediyor. Artık trafik kazaları olmayacak. İnsanlar sürücü olmaksızın araçlar rahatlıkla hareket edecek. Dahası uçak taksilerden söz ediyor. Uçak taksiyle insanlar istediği yere bugün dolmuş da gider gibi toplu taşıma araçları gidebileceğinden bahsediyor. Diğer taraftan tıp alanında muazzam gelişmelerden söz ediyor. Hasan Güneş Bey dikkat çekti. Haruk Bey de altını çizdi. Ben burada 20. sözdeki açıklamalara hareketle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Geleceğe dönüp bütün teknolojik gelişmeler nihai sınır itibarıyla peygamber mucizeleriyle belirlenmiştir. Hiçbir teknolojik gelişme o sınırı aşamayacak. Bu bildiğimiz duyduğumuz ne yapar. Fakat aynı hususun anlatıldığı yerde şu prensipler dikkat ve diyor ki Kur'an peygamberlerin mucizelerini zikrederken insanlara hedef gösteriyor. Bir. İki, insanları teşvik ediyor. Üç, şu mesajı. Ey insan! Benim peygamber olarak görevlendirdiğim şu peygamber, benim tekvini kainata koyduğum esaslara uyarak bu mucizeye ulaştılar. Siz de ubudiyet vazifenizi ihmal etmeyin. Çalışınız, bu mucizenin benzerlerini yapınız. Buradan şunu hatta zannedin. Salim'de geçen çok önemli bir noktaya kendimce intikal etmek istiyorum. Biliyoruz ki yaratıcının o sonsuz mutlak kudreti kainatta kurduğu yaratılış düzeni ve
kanunlar, kurallar var, fonksiyonlar var, öyle adlar. Bütün teknolojik gelişmeler buna dayalı. Buna tekvini emirler veya tekvini şeriat. Ve Risale-i Nur diyor ki bu tekvini şeriat gibi bir de teşrii şeriat. Bunu biliyoruz. Asıl söyleyeceğim husus şu. Tekvini şeriata, yani Allah'ın kainata koyduğu, fiziki âleme koyduğu kurallara itaat ve isyanın ekseriyetle mükafatı ve mücazatı ağlebiyetle dünyada. Teşrii evhamiyle, yani dinle gelen mesajlara itaatın ya da isyanın neticesi ahiret var. Çoğunlukla ahirette. Buradan çıkan şu efendim basit gözü yani baktığında Batı dünyası Risale-i Nur'un bu verdiği mesajı hani demin üç boyuttan bahsettim. Üç prensipte. Bir, peygamberlerle nihayet sınır çizildi. İki, teşvikin altı yapıldı ya da teşvik için altı çizildi. İki, üç, ubudiyet vazifenizi ihmal etmemek şartıyla dedi. Bugün bu tablo nedir diye düşündüğümüzde ortaya çıkan şudur. Teknolojinin çok ileride olduğu Batı dünyasında tekvini emirlere uyuyor. Teknoloji bunun yansımasıdır. Fakat ubudiyet boyutu belli olanı ihmal. Halbuki Kur'an nasıl hangi mesajı vermişti? Ubudiyet vazifenizi ihmal etmeden tekvini emirlerime uyun. O zaman ne oldu? İnsanlık sesten hızlı giden uçaklar yaptı. Ve uçaklar ikinci dünyada, ikinci dünya savaşında birbirini bombaladı. 60 milyon, 70 milyon insanın helakini yaptı. Ne oldu? Bugün nükleer alanlar öyle silahlanma verilmektedir ki dünyayı yok edebilecek bir potansiyele ulaştı. Ubudiyet ihmal edilirse İslam dünyası ise Allah'ın tekvini emirlerine karşı fiziki âleme koyduğu kanunlara karşı ilgisizliğin cezasını çekiyor maddi olarak. Bir tarla domates satıyorsunuz, bir tanecek tarafını alamıyorsunuz. Bu da fiziki âleme Allah'ın kanunlara karşı ilgisizliğin dünyada galiben neticelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Risale-i Nur'un bu mesajını çok önemsemektedir. Bir, Allah'ın tekvini emirlerini riayet etmek lazım. İki, ubudiyet vazifemizi ihmal etmemek lazım. Üç, burada ortaya çıkabilecek bütün gelişmelerin peygamberlere bile mucizenin altında kalacağını zikrediyor. Ben ikinci bölümde Hasan Güneş Bey bugün yapay zeka diye insanı oturup yapay zeka diye kalkın. Bu küçük bir imkan değil. Elbette bütün teknoloji Allah'ın ihsanı onun altını ise Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın mucizesi Hedem min fadli rabbi geçer. Rabbimin fazlıdır. Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın âleme koyduğu imkandır. Şimdi bu teknolojiyle mesela hafıza ile suni yapay zeka ile GPT-3 ile neler yapılabilir? GPT-3 ile siz Ebu Suud'a fetva soruyorsunuz. Bir mesele soruyorsunuz. Bunun cevabı nedir? Ebu Suud size asırlar ötesinden cevap veriyor. Niye böyle? Size eğer GPT-3'e Ebu Suud'un fıkhında, fetvalarında dayandığı prensipleri, ilkeleri örnek fetvalara yüklersiniz sağlık olarak,
O bugün yaşasaydı böyle bir hususta nasıl cevap verirdi sorusunun cevabını alıyorsunuz. Allah'ın yaratılışa koyduğu düzen bu. Daha ilginç bir örneği reddede ederek söyleyeceğim. Umarım yanlış anlaşılmaz. Bu GPT-3'e kafa yoranlar diyorlar ki Risale-i Nur'da yazılmayan bahisler var ya, henüz telif edilmedi notuyla düşen bahisler. Evet, eğer biz yapay zekayı bu konularla ilgili yeterli, sağlıklı veri yüklersek eğer, biz o risaleleri de GPT'ye yazdırabiliriz. Doğru veya yanlış. Eksik olur veya orasına değil, kuyuya gelmeyiz. İnsanlığın çalışmasına bağlı olarak bu dünya yaratılış düzenine uyar. Tekvini emirlere riayet ederek çalıştığında ister inançlı olsun, ister inançsız. Onun karşılığı. 24 saatin, 18 saatin laboratuvarlarda geçiren insanlara Cenab-ı Hak elbette bu imkanı verecek. 5 saat çalışmayan, kolayına kaçan şart insanı da bundan mahrum kalacak. Böyle bir cezayla teziye ediyoruz. Allah adalet mutlaka ve en leysel insan illa masa. Vakit olduğu zaman hemen hafif lütfen. Devam edelim. 5 dakika. Tamam. Dolayısıyla eğer tekvini emirlere riayette alemin büyük bir merhale kalmışsa fiili duaya riayetini yitirir. Şimdi tıp alanı. Kur'an'da verilen birçok örnekten birisi şu. Hazreti İsa üzerinden mi? Ene übri'ül ekme'el ekmehe vel ebrasa ve uhil mevte biiznillah. İsa diyor ki, Kur'an ifadesi. Ben anadan doğma körleri iyileştireyim. Alaca hastalığına düçar olanlara da. Aynı zamanda, burası yani aynı zamanda Allah'ın izniyle ölüleri de diriltiyor. Mevta bir iznille Allah'ın izniyle ölüleri diriltiyor. Şimdi tıp alanında geleceğe dönük neler olacağına dair kongreler okudum. Geleceğin tıbbı kongreleri. Tıp otoriteleri günlerce olacak. Tıp gelecekte nasıl bir seviye kazanacak? Yılın da malumu. Bunlardan birisi de bu ayette işaret bulunan tıptaki gelişimin nihai hududunu belirleyen ifade. Risale-i Nur'daki beyanla ölüme muvakkat bir hayat rengi veriyor. Bunun bugün tıpta konuşulan boyutunu biliyoruz. Nedir o? Dondurma yolunda, buzsuz bir ortamda dondurma yoluyla özel bir muamele uygulamak suretiyle tam hücreli ölmek üzereyken okullarını sağlam bırakmak suretiyle dondurma ve o şekilde bekleniyor. Benim okuduğum kayıtlarda 200 ve 300'e yakın 200'den 300'e yakın böyle bir dondurma işlemi gerçekleştirmiş insandan bahsediyor. Bunlar yasal olarak ölüm. Hayatta değil. Ama böyle bir işleme başlamış. Şimdi burada ifade edilen bir genel tabir var. Vitrifikasyon yöntemiyle insan böyle bir işleme tabi tutuluyor. Sonuçta bu insanlar tekrar hayata kavuşur mu, kavuşmaz mı? Konu bu değil. Benim dikkatimi çeken bu değil. Elbette tıp alanında da çalışıyor. Fizik alanında da çalışıyor. Kimya alanında çalışıyor. Bugün teknolojinin en çok öne çıkan nanoteknoloji, biyoteknoloji ve bununla alakalı yine medikal alan dahil olur. Uzay çalışmaları, yapay zeka, bu konulardaki bilişim alanı, hatta eğitim alanı, bu noktalardaki çalışmalar göz kamaştırıcı. Bunlardan hiç korkmamalıyız. Salih Nur'un tabiriyle zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşir.
Her şey ilahi irade ve kudretin altındadır. Hiçbir şey rastgele, tesadüfen gelişmez ve gelişmesi mümkün değildir. Bütün ve her şey Allah'ın bu aleme verdiği tekvini emirlere dirayetle. Şimdi Risale'nin verdiği çok önemli mesajlar. Ben bütün kuvvetimle, ifadem çok eksik, ona bakmayın. Ben bütün kuvvetimle, bütün beşeriyete duyuracak şekilde kanaat-ı kat'iyemi ifade ediyorum ki istikbale İslam, hakikat-ı İslam ile hakim olacak. Hakim, hakikati İslam olacak. Çünkü İslam bütün hakikatin ulum ve şununa dönüyor. Kur'an ve beyanda bulunurken diyor ki aklınızı devreye sokmaz mısın? Bu vesileyle bakın, akıl kelimesi Kur'an'da geçen kayıp 49. 49 defa akıl kelimesi. Aklı geçtik, düşünme. İnsan en önemli özelliği. Sayılar sübjektiftir ama fikir verir. Baktığım bir kayıttaki sayı şu. Kur'an'da 700 dolayı ayet düşünmeye vurdu. Bir açıdan belki bütün ayetler düşünmeye vurdu. Salih Nur'un verdiği mesaj şudur. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu gibi kainat da Allah'ın kitabı. Salih Nur'un verdiği ufuk şu. Salih Nur'u okuyanların ufkun neresinde olduğu sorgulanmalı. Hem Kur'an'a yönelmeli insanlar hem de büyük Kur'an olarak kainattaki yaratılış düzenine, tekvini emirlere, yönelmeli. Oradaki esrarı yakalamalı. Kur'an'daki esrar ile fiziki alemde çıkan esrar birbirinin bütünleri. Biri diğerine muhalif olamaz. Biri Allah'ın halik ve kadir sıfatının tezahürü ve irade sıfatının tezahürü, öbürü Allah'ın kelam sıfatının tezahürü. İslam dünyasının problemi kendi alemi göz ardı etmesidir. Kendi çalışmalarını göz ardı etmesidir. Ya da çok zayıf kılamasıdır. Bu 16. yüzyıldan itibarenmiş. Batı dünyasının en büyük sorunu ise fiziki aleme çalışırken, tekvini emirler çalışırken, tekvini emirler işaretlediği vahiy emirler. Kur'an'daki ya da vahiydeki mesajlara dikkate alınmıştır. Böyle diyerek ben şimdi noktalayayım. Şimdi bölümde inşallah şerhlerim. Evet, İlyas hocamıza da bu güzel bir kitaptan teşekkür ediyoruz. Kısaca ben özetlemeye çalışayım. İlyas hocam da ilk olarak geleceği nasıl konuşmalıyız, neye göre konuşmalıyız? Kusur noktasında bunu açıkladı. Ondan sonra da ahir zamana ait ayet ve hadisleri değerlendirdi. Ve Peygamberimizin İslamiyet için 5 dönem oldu Müslümanlar için. Bunlardan birincisinin nübüvvet, ikincisinin hilafet, üçüncüsünün sırrıcı saltanat, dördüncüsü ceberut dönemi, beşincisi de hilafet dönemi olarak ifade etti. Herhalde hocam şimdi hangi dönemdeyiz? Böyle ceberut ile hilafet arası mı bilemiyorum. İnşallah o tarafa doğru geçeceğiz inşallah. Daha hür ve demokrat bir dünyaya doğru Müslümanlar için inşallah daha iyi bir şekilde yerleşecek. Yani dünyada birçok alanda çok gelişmelerin olduğu. İşimde, iletişimde, teknolojide bunları ifade etti ve bunları peygamber mucizeleriyle beraber değerlendirdi. Ayrıca Kur'an'ın bize hem teşrii emirlere, yani Kur'an'ın şeriata yönelik emirleriyle beraber tekvini emirlere de uymamız gerektiğini ifade etti. Teşrii emirlere uymadığımız zaman ahiret noktasında sıkıntıya düşeceğimizi, tekvini emirlere uymadığımız zaman da dünya noktasında sıkıntıya düşeceğimizi ifade etti. Dolayısıyla Müslümanların bu ikisini beraber götürmeleri gerektiğini söyledi. Yine yapay zekadan bahsetti. Bu da günümüzün çok popüler konusu. Gelecekte de çok konuşacağımız konular. Bunları da Risale-i Nur noktasından da değerlendirmemiz lazım hocam. Çok güzel ifade ettiler. Ayrıca son olarak da
Yani yine istikbalin yine istikbalin üstadın bizim vermiş olduğu müjdelerle inşallah İslamiyet'e İslamiyet'in hakim olacağı bir döneme gideceğini de ifade ettiler. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Aslında ben başta da söylemem lazım ama hem ikinci kısımda sorularınızı da alabileceğiz. Ben ama isterseniz ilk soruyu ben sorayım. Yazılı olarak da söyleyebilirsiniz ya da dağıtmadık kağıt sözlü olarak da şey yapabilirsiniz. Ben biraz da bir farklı noktaya dönerek Hasan abiye, Hasan Güneş abimize şunu sormak istiyorum. Yani şimdi genelde bakıyoruz insanlar böyle umutsuz ve mutsuz gibi gözüküyor. Mesela gençler ellerinde imkan olsa ülkeyi terk etmek istiyorlar. Ama böyle taraftan da güzel müjdeler olduğunu söylüyoruz. Böyle bu salih müjdelerle beraber bu durumda bizlerin neler yapması lazım? Gençler neler yapması lazım? Bu konuda bize biraz bilgi verirse sevineceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii memleketimizde gençlerin biraz şey olarak istatistiklerde yüksek oranda mutsuz oldukları, geleceğe bakamadıkları, göremedikleri açısından kendilerine ümit verici şeylerin olmadığı bir şey var, kanaat var. Yani görünüşte belki öyle ama inşallah bunların biz düzeleceğini düşünüyoruz. Yani bu gençlerin en önemli özelliği azim ve mücadeleleridir. Yani Türkiye'nin veya dünyanın bu tarafında onlara düşen vazife nedir? Bu geleceği düzeltmek, kendileri için şartları zorlamak. Yani herkes bir yerde zorluk gördü, diğer tarafa akarsa dünyada gerçekten dengeler bozulur. İnsanlar şimdi belirli bir yaşa ulaşmış olanlar düzeltme için enerjileri bitmiş, tükenmiştir veya az kalmıştır diyebiliriz ama gençler, burayı düzeltecek olan gençlerdir. Peygamberimizin işte biliyorsunuz sahabelerinin büyük ekseriyeti gençti. Hepsi azimli. Baktılar ki hatta şeyde vardır Akabe biatında Abdullah İbni Abbas da şey pardon Abbas da geliyor. O Medinelilere diyor ki siz diyor peygamberimizi korumaya yemin ediyorsunuz burada ama yani siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Nasıl diyor? İşte sarıya, beyaza ve siyaha savaş açtınız. Yani sarı ırktan, beyaz ırktan yani Roma'ya, Afrika'ya, İran'a, Çin'e savaş açtığınızı biliyor musunuz? Yani bütün dünya diyor toplanın üzerinize gelecek. Oradaki de diyorlar farkındayız. Hepsine karşı yetecek imanımız, inancımız var diyor. Asla bir adım geri atmayız. Şimdi gelecek için aslında geleceğin trendinde büyük avantajlar da var. Şimdi eskiden buradan kalkıp gidip Almanya'da çalışması gerekiyordu gencin Türkiye'deki şartlardan kurtulması için. Şimdi oradaki firmalara yazılım yapabiliyor. Yani Türkiye'de şu anda on binlerce kişi yurt dışındaki firmalarda çalışan kişiler var. Artık dünyanın küreselleşen dünyada Türkiye'de gelip şirketler açan yabancılar var. Rekabet ortamı artık değişiyor. Şimdi Avrupa'nın ortasında bir ülke düşünün fakir olsun. Mümkün değil değil mi? İsviçre. Yani Lüksemburg küçük bir ülke. Sebebi etrafındaki iletişimle artık o istibdat duvarları yıkılıyor. Yani oradaki kişi bir yerini görüyor. Arkadaş o öyle değil. Böyle değil. Dünyada hemen komşumuz ülke böyle. Onun için Türkiye'de de olsun o hani Sovyetler eskiden demir perde var. Biraz geç de olsa yıkılmış. Onun için bu perdeler yıkılacak. Herkes gençler dışarıda da çalışabilecek şekilde imkanlara kavuşacaklar. Dışarıdan eğitim alma imkanları olacak. Yani bunlar bir de Türkiye'nin dünyanın geldiği trend dolayısıyla artık kimse kapatıp sadece benim ülkemdir, benim vatandaşımdır, ben döverim, ben işkence ederim. Hani ben, adam itiraz ediyor ya, hanımını dövüyor. Vatandaş karıştığında sana ne diyor ya, ben hanımı dövüyorum. Şimdi artık böyle bir şey yok ya arkadaş. Yani onun için ümit vermek lazım. Biz ümitliyiz. Hani teknolojide de şimdi o kadar büyük gelişmeler var ki bunlar artık sınır tanımıyor. Şimdi mesela bu gözle anadan doğma körleri
yine mucizeyi anlattı İlyas Hoca. Şimdi hiç gözleri görmeyen bir insana enteresan bir şey. Diyorlar ki beyin nasıl olsa gören beyin ya, beyine uygun bir dalga verildiğinde, yani ışık dalgalarını vücudunda kaburga kemiğine de herhangi bir yere bunu yaptığında görmeyle ilgili bazı şeyler keşfediyor. Şimdi bunlar düzelmeye çalışılıyor. Yani nasıl olsa beyine titreşim geliyor, dalga geliyor. Bu dalgayı bir şekilde dönüştürüp beyine göndermek önemli olan. Yani artık dünyanın her tarafında teknoloji çok farklı yerlere kayıyor. Bunlar da çalışacak yapay zekadır, yazılım işindir. Bunları yapabilecek gençlerimize ihtiyaç var. Bu gençler de dünyanın neresinde olursa olsun ilgili yeri bulup çalışıp satışını yapabilir. Evet, ümit var diyorum ben. Evet. Çok güzel. Evet, Hanife abi bir soru soracak. Evet. Biraz yüksek sesle sorarsanız. Ben hem panelimi size hem de sandviye yaptığıma teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel, çok sizi bir panel. Şimdi bu panelde peki geleceğin dünyasında en fazla söz sahibi olan Erdoğan Hazretleri, bu asrın imamı görüşü tasavvuru o kadar yüksek ki geleceğin tüm alanlarında söz söyleyebilecek ehliyet ve liyakatta bir Şeybahat Efendi'nin üstadı gördüğü zaman Maçatlı ve Hakkı'nın Avrupa'yı Osmanlı'yı bildiği zaman Osmanlı Avrupa ve dünya ve gelecek hakkında fikrini sorduğundan Avrupa'nın dünyanın bir İslami bir teamüle hamile olduğunu ve bizim de Osmanlı'nın da bir Avrupa'ya hamile olduğunu ve bu değerler arasındaki gelişler çok önemli bir noktaya geldi. Şimdi benim sözüm ve sorum İlyas Hoca'ya, hocama. Şimdi Kur'an'ın ilk ayeti oku. Geleceği okuyan, Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ın 40 cihette mucize olduğunu beyan eden ve kainat kitabını en ince zerrelerine kadar bugün maalesef biz nur talebeleri olarak çok kısır bir döngü içerisindeyiz. Atom nazariyesini de dahi en uç noktaya taşıyan Bediüzzaman'ın o noktadaki böyle bilgilerini maalesef bugün insanlığın önüne alamadık. Aslında belki bu bir Nobel ödülü de alabilir. Çünkü Bediüzzaman bugün Hayk bozduğunu, bugün İsviçre'de ve diğer şey Avrupa'da mesela şey kurdukları o söründe kurdukları o fizik noktasındaki o şeyi o zaman da belirtmiş. Esir noktasındaki tasavvuru, uzay noktasındaki tasavvuru, 12 gezegen noktasındaki adın ufukları gösteriyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı da en iyi okumuş ve kaynak kitabını da en iyi okumuş. Şimdi bunun noktasına bakarak Kur'an'ın 40 cihetle mucizesi ve bunların İslam aleminde en büyük mucizesinden birisi yüzden fazla dini tılsımı çözmüş Risale-i Nur. Bu tılsımlardan bahsedebilir miyiz? Çok uzun bir şey ama sadece birisini söyleyeyim. Benim kendimce katettiğim Muzat-ı Saman'ın sonunda geçen bir husus. Dünyada orijinal kelimesi de söyleyeceğim. Ömrü beşeriyenin dünyada dünyada insanlığın ömrü var. Bir, iki, dünyada canlıların ömrü var. Üç, dünyanın da küçük bir parçasının işlediği evrenin bir ömrü var. Ne kadar? Ne kadar? Bunu zaten Samaniye diyor ki, 7.000 yıl insan ömrü dünyada. İnsanlığı. Hayatın o da 7.000 civarında. Kainatın ömrü o da 7.000 civarında. Ne demek? Kur'an'ın 6666 ve 6666 ayeti var. Ayet sayısıyla bağlı. Fakat orada bütün mesele zaman deyince hangi birimin kıstas olarak alındı. Oradan nakledeceğim. Çünkü nasıl Kur'an ile
Nasıl Kur'an? Bir gün Eyyam Rabbani'de 4 saatten 50 bin yıla kadar müddet olur. 4 saat bir gün ve 50 bin sene bir gün. Demin o örneği verdim ben. Güneş sisteminin saatteki hızı 90 milyon kilometre. 90 bin. Şaşırmayın, 90 milyon olur, 90 altında kalmış. Ama bunun kendince etrafını dönmesi, yani güneş sistemi açısından bir gün, bir güneş sistemi çok uzun. Galaksimiz açısından bir gün 200 milyon var. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bununla alakalı zamanın izafını dikkate almayan bir takım çevreler, bu tür rivayetler var. İnsanın dünyada ömrü vesaireyle alakalı ilişiyorlar. Hayır. Zamanın izafiliği var. Hangi zaman insan? Ama sizin sorunuzda tılsımla alakalı aslında söyleyeceğim şu, yeri midir? Bunda tam emin değilim ama Kur'an'daki ayet sayısıyla dünyada ömrü beşerinin sayısı birbirine tetabuk ediyor. Yine evrenin fiziki anlamda ömrü aynı şekilde tetabuk ediyor. Sadece zaman devirleri izafide bağlı. Hepsini Kur'an ayeti olan 6666 civarında şey. Tırsınların birisi. Hocam teşekkür ederiz. Bir soru daha alıyoruz. Gelecekte en yüksek ruh sadağı İslam'ın sadağısı olacaktır. En üstadımız da ama maalesef istatistiklere göre en az okuyan İslam toplumudur. Bunu nasıl anlamalıyız? Hakiki iyisellikler ile ittifaktan mı geçiyor? İstiklaldeki Gür Sedası'nın İslam'ın olması de okumayla ilgili, ilimle ilgili. Yani Gür Sedası'ndan çekiliyor. Tabii bizde okuma, ilim, fen hususunda bazı engeller var. Hani engeller içten ve dıştan engeller var. Şimdi İslam dünyası ideolojik çekişmeye ve savaşlara maruz kaldığı için bilim, fen ve okuma hususunu çok ilk sıraya alamıyor maalesef. Şimdi dünyanın geldiği yerde mesela 30 sene, 30-40 sene öncesine kadar dünyanın en büyük şirketleri petrol şirketleri ve silah sektörüydü. Şimdi iletişim, bilgisayar veya otomobille ilgili insanların daha çok faydasına olan şeyler ilk şirket. Yani şu anda hani o savaşları körükleyen anlayış yavaş yavaş gidiyor. Yani ortadoğu petrol ve savaş sarmalında yönetmek isteyen dünya anlayışı artık yavaş yavaş kayboluyor. Yani onlara silah satmak yerine bir bilgisayar veya bir telefon sattığında hem o insan daha çok kazanıyor, satın alan, satan da çok kazanıyor. Artık dünyada Müslümanları artık ziyade savaşla meşgul edecek şeylerin azalması inşallah okumayı artıracak. Hani bu Avrupalılar Amerika'yı keşfettiğinde kısa zamanda Kızılderileri yok ettiler. O zamanki dünya nüfusuna göre 2 milyon Kızılderili öldürüldü diye düşünülür. Yani 4 milyon nüfus yarıya inmiş. Birisi şey derler, salgın hastalıklar onların bağışıklıkları olmadığı için mikroplarla kısa zamanda telef olmuşlar. İkinci bir şey de insanlar neden kendini geliştiremedi? Kızılderililerde okuma yazma diye şey yok. Meksika'nın bazı yerlerinde bir yazı şey kullanıldığı tahmin ediliyor ama okuma yazma diye bir şey yok. Kültür aynı kalmış. Yani Müslümanlar dindar kesim okumazsa Kızılderililer maalesef yok olur. Mahkum. Şimdi bu şeyde yazıyı Cenab-ı Hak öğrettik diye. Yani yazı ilhamla insanlara öğretilmiş. Bir yerde gelişmiş ve bütün dünyaya öyle yayılmış. Yani yazıyı öyle insanlar 8-10 yerde ayrı ayrı keşfetmiş değiller. Arap alfabesi, Fenike alfabesi falan derken bütün dünyaya işte önceki hali Çin yazısı. Yani bizim yazıyı okumamız şart ama şunu da unutmamak lazım.
Şimdi hani böyle bizim ideolojik yanaşmayla yerlerde bir fark şudur. Mesela işte falan memuru oradan alıp yerine biz geçelim gibi. Öyle bir şey yok. Nedir? O da namaz kılsın. O da hakikati öğrensin. O da adaletli olsun. İşin ehli olsun. Yani hani bazılarınınki gibi işte Almanya'yı Türkler ele geçirsin değil. Almanlar işte İslamiyet'i tanısın. Adil, hakkaniyetli olsun. Ve hani bu işte Avrupa'da bir İslam devletine hamiledir diyor ya usta. İnşallah Batı'da da o bahsettiğimiz İslamilerle ittifaktır falan. Batı'da da İslamiyet'i bilen, bu teknolojik donanımlara sahip, okuyan, adil, adaletli, hakkaniyetli devletler, toplumlar ulaşacak inşallah. Hani ayette diyor Üstad Hazretleri, siz diyor bu ayete masadak oldunuz yani. İslamiyet'i siz bırakırsanız başka bir kavim gönderir, onlar İslamiyet'e hizmet eder şeyi vardır. Başka bir kavim gelir ama siz diyor evvelkine diyor bu şey yapmayın, yani siz terk etmeyin ki o baş tarafına değil son tarafına masada. Onun için Batı'da da bunlar çıkacaktır. Hani bizim ekonomik sıkıntımızı da ben şundan şey yapıyorum. Hazreti İsa etrafındaki insanlara diyor ki sen diyor vazifelendiriyorum seni. Git falan kavme diyor. Bu dini anlat. Sen şu kavme, bu kavme hepsi korkuyorlar. Diyorlar ki İsa diyorlar. O kavim vahşi bir kavim. Neresi yani bizi? Yani 2 gün içerisinde idam ederler. Sarmağa gererler. Gidemeyiz dediklerinde Hazreti İsa çok üzülür. Onlar da sabah uyandıklarında hepsi o toplumun diliyle konuşur, lehçesiyle konuşur şekilde uyanıyor. Ve hepsi mecburen gidiyorlar Cenab-ı Hak'tan tokat yememek için. Onlar tebliğ öyle yapıyor. İslam dünyasındaki ekonomik sıkıntılar, savaştır, göçleri ben böyle tahmin ediyorum. Cenab-ı Hak Müslümanları oralara gitsinler, İslamiyet'i anlatsın diye mecburi bir vazifelendirme. İnşallah bu vazifeler hakkıyla yapılacak. Tüm dünya İslam'ı hakkı anlayacak diye düşünüyoruz. Hani bu bir de şey, son bir şey söyleyeyim. Mesela bu depremler, koronavirüsüyle yapılan bütün dünyada anketlerde dine bağlanma oranı, dua ve ibadet oranı 2 katına çıkmış. Hristiyanlarda da, Müslümanlarda, ateistlerde de bazı istatistikler bayağı bir inceledim. Yani onun için sen her zaman aciz, zayıf, musibetler geldikçe dine yönelecek. Önemli olan musibetlerden önce yönelmemiz. Cenab-ı Umudayken bir soru daha size hemen soralım. İletişim dilinin durmadan değiştiği, hayat tarzlarının dönüştüğü ve yakın zamanda belki de kelimelerin bile kullanılmayacağı istikbale, Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını aktarabilmek için vesaire çözüm nedir? Nurcular bunun için ne yapıyor ve ne yapmalı? Evet. Yani İslamiyet'i değerli abiler iletişim hususunda biliyorsunuz hani İsa Peygamberimiz nasıl o zaman iletişim dedi, mektup yazmış. Ebu Kubeys tepesine çıkmış. Demiş ki ey Mekkeliler beni duyuyor musunuz? Size önemli bir şey anlatacağım. O zaman iletişim şeyi en önemli konu neydi? Nerede anlatılırdı? Ebu Kubeys bir rivayete göre de Safa Tepesi diyorlar değil mi hocam? Yani teknoloji neyi gerektiriyor ise yani şu çayın içerisinde dem ya da ilacın içerisindeki esas aktif madde vardır. Aktif maddeyi alsanız sadece o belki çok acı gelebilir, ağır gelebilir falan. İlacı bir şeyle veriyorlar değil mi? Yani bizim gerekirse sinema, gerekirse video, gerekirse oyun, bilgisayar oyunu dahi bunlar dahil her şeyi anlatacağız. Ama yani İslamiyet'i ulaştırmak açısından ama bunların en tesirlisi yaşantımızla anlatmak. Lisan-ı hal gibi, hal gibi. Çok önemli. Bunlarla anlatmak ama en modern şeylerle anlatmak çünkü insanların makbul olan iletişimle diyaloğa geçmek önemli. İnşallah yani bu şeylerde mesafe alacağız diye ümit ediyorum. Çünkü bu tür teknolojiye, bu tür yeniliklere en açık toplum, en açık grup diyelim cemaat, Risale-i Nur Talebi. Teşekkür ediyoruz. Yaz hocama bir soru. Risale-i Nur'un birçok yerinde müjdeler var. Kutbe-i Şamiye'den başlayarak biraz bu müjdelerden bilgi alabilir miyiz? Nelerdir bu müjdeler? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Girişte sizin de ifade ettiğiniz gibi Risale-i Nur Kur'an'ın
tefsir olmak sebebiyle Kur'an'a dayanır ve bütün üşünü Kur'an'a. Kur'an'da Fetih Suresinin 28. ayet bu sure net cevap. Ve ayette buyuruyor ki وَالَّذ۪ي اَرْسَ رَسُولُهُ مِنْ حَقِّ لِيُّذِعُهُ عَلَى د۪ينِ كُلِّ Allah Muhammed Aleyhisselam ile öyle bir hak din gönderdi ki bu din bütün dinlere galip. Bu vesileyle diyor ki bu ayet indiği zaman mektubatta, bu ayet indiği zaman o günün dünya şartlarında Hristiyanlık belli oranda Yahudilik, uzak doğu dinleri muazzam bir nüfus yoğunluğuna sahip Kur'an bu ayet. Bu müjdeyle geliyor. Bugün geldiğimiz noktada İslam dünyada Hristiyanlardan, Hristiyanlıktan sonra ikinci ama Hasan Güneş ve işaret etti. Ben de bazı araştırmalarda gördüm. Bu meşhur Pew Research Center var. Araştıran meclis. O diyor ki Hristiyanlık büyük ölçüde yerinde sayacak. İslam gelişmeye devam edecek. Aynı not aldım. 2070 yılında dünyada en çok olana sahip olan din İslam olacak. Şu anda gidişat bu. Şu anda zaten şey şu anda İslamiyet İslam'dan işte okula zaten şey yazınca en hızlı büyüyen din yazınca İslamiyet cevap veriyor. En hızlı yayılan din İslam. Fakat şu anda o en azından bu araştırmadaki sonuca göre 2070 yılı öngörülmüş İslam Hristiyanlığı geçecek. Zaten çok az var. %23-24'te %25 gibi oranlar var. Şimdi bu da bütün mesele şu. Dinin sahibi yaratıcı. Kur'an'ı gönderen o. Ama biz Kur'an'ın muhatabımız. Risalelerden haberdar olanlar da risaledeki sorumluluklardan, imkanlardan ve sorumluluklardan haberdar olan insan. Sarıyur'un en dikkat çekici hususlarından birisi muhtelif İslam'ı anlayışlar var. Tasavvufi İslam'ı anlayışı var. Siyasal İslam'ı anlayışı var. Geleneksel İslam'ı anlayışı var. Bunlar yanlış olmasa da her biri çok ciddi eksiklikler içeriyor. Sarıyur'un takdim ettiği İslam külli, umumi bir İslam programını İslam'ı bize veriyor. Bu klasik ifade ama çok çarpıcı. Çok önemli. Hem bilimleriyle din bilimlerinin iç içe olduğu bir eğitimi öneriyor. Bu eğitim yaygınlaştığında tahkik, iman, gerçekçilik ve insanlar tebliğ ediyorlar. Şu anda teknolojik olarak insanlar ne kadar terakki ediyorsa bir taraftan da inanç bakımından ve sağlık bakımından belli oranda çok iyi sorunlar ve sıkıntılar yaşanıyor. Yine demin bahsettiğim bu PİV'in araştırma raporlarına göre mesela Amerika'da ateistlerin oranı 1.2 iken 2011'lerde daha sonraki dönemlerde 2007'ye kadar tırmanıyor ki çok düşük bir oran. Amerika çok dindar dinlenmiş. Evet. Bizim ülkemizde bu oranlar çok daha yüksek oranlarda seyrediyor. Bunun sebeplerinin başında sağlıklı din anlayışı geliyor. Fiziki aleme vurgu yapmadan, kainattaki ilahi delilleri ortaya koymadan, kainatın şahitliğiyle Kur'an'ın şahitliğini birleştirmeden anlatan her dini yaklaşım eksik. Onun için Salih Nur öyle bir iman tahkiki yapıyor ki Kur'an'la kainatı, insan fıtratını ve hislatı birleştirerek sapasağlam bir iman takdimi yapıyor. Bunun yaygınlaşması lazım. Dünyada yaygın, uzaktan bakın hemen toparlayalım. Şimdi yine ahir zamanda, şu anda ahir zamanda yaşıyoruz ya, hadislerden anlaşılıyor ki diyor risalelerde, İki dinsizin iki cereyanı kurulacak. Birisi maddiyun vesilesiyle ateist cereyan imkan elde edecek, kuvvet olacak. İslam dünyasında da şeriat-ı garrayı iptali esas alan Süfyani
faaliyet diyor. O ağırlık teşkil edecek kuvvet olacak. Fakat Allah'ın ihsanıyla Ali Beyt-i Nebevi'den bir şahsı Cenab-ı Hak tavzif ederek tavzif edecek ve hem İslam dünyasındaki İslami deccalizme karşı mukabele edecek hem de ruhani insanlarla bir araya gelecek. Böylece tek başına kaldıklarında her ikisi de zaaf sergilerken böyle bir ittihada bağlı olarak devletin hakimiyeti söz konusu olacak diye muazzam ufuk çiziliyor orada. Bunu atıf yapmakla ben yetiştim. Cem Hatipoğlu, abi siz soracaktınız. İstersen buraya biraz yaklaşıp, çünkü ses internetten de izleyenler olduğu için oraya doğru gitmesi için yakın konuşursanız iyi olur. Öncelikle çok istifade eder diye sevinen oldum. Allah razı olsun. Hasan Bey. Size çok başarılı bir moderatör ve teşekkür ederim. Organizasyon yapan arkadaşlar da çok. Bunlardan da Allah razı olsun. Bir tetime yapıp, kısa bir tetime yapıp bir soru sormak istiyorum. Üstadımız insanın hayat safhasını 5'e ayırıyor. Kendisi ücretlilik döneminde yaşıyor. Karl Marx da 5'e ayırıyor. O da ücretlilik döneminde yaşıyor. Üstadımız bundan sonra gelecek olan dönem serbestiyet ve malikiyet derken Karl Marx da komünist toplum geliyor. Tabi zaman üstadımızı haklı çıkar. Şimdi Hasan Bey düğüm ve düğmeler ukdelerden bahsetti. Üstadımız insanların bir cüzünde diyor bir kardeşimiz gelecek. Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu işi halledecek. Daha o kardeşimiz gelmediği için murdaklı devam ediyor. Ben de dua ediyorum kardeşimiz örtü gelsin diye. Şu an abi üstadımız diyor ki yani sizin işte, vazgeçtiniz. Şeylerin, diplomatların zehirli üflemeleriyle telkin etmelerinden bahsediyor radyoda, radyolarda. Bunu tam olarak nasıl anlamalıyız? Hasan Bey, bu sorum size. Biraz hocama da bu ara tevafuk oldu. Donma işiyle çok uğraşıyoruz da. Donma işini biraz daha eğer açabilirse memnun olurum. Teşekkürler. Evet, bu yani medyanın hani önemli olduğunu, medya ara medyum kelimesi de oradan gitti. İnsanlar sihir var. Üstad Hazretleri telkinde sihir var diye bir ifadesi var. Yani bir şeyi defalarca anlatırsan yanlış ya da doğru önemli değil. Defalarca anlattığımızda insan artık kabullenmek durumunda kalabiliyor onu. Belirli algılar oluşturuyorlar. İnsanların eğilimlerini tespit. İnsanların hassasiyetlerini falan. Şimdi reklam sektöründe de var. Soruyor mesela reklam, siz nereye hitap ediyorsunuz? Bu kağıt barda nereye satacaksınız? Kime satıyorsunuz? Çay içenler. İşte diyelim ki Nur Talebeler çok çay içiyor. Nur Talebeler hangi saatlerde, nerede en çok videoyu, şeyi, ne zaman izlerler? İşte ders saatlerinin arasında mı? Nedir? İşte bu gecede tereddüde de kalkıyor mu? Saat telefonuna bakar mı? Üçe de koyuyor adam şeyi, reklama. Bu gece üçte kalkan, teheccüde kalkanlar din için kalkar genelde. O saate de bir dini bir motif, malzeme reklamını koyuyor. Yani sizin profilinizi bu yapay zekanın şeylerinden birisi o. Türkiye'de diyor şu saatte, şu konuları, şu kişilerin ırklara hassasiyeti, şu kişilerin vatana hassasiyeti, şöyledir, böyledir konuşmacıya. Politikacıya diyor ki konuşmanın %40'ını şuna ayır, %30'unu şuna ayır falan. Ya o diplomatların sihirli şeyleri. Önceden teknoloji bu kadar yoktu. Diyelim ki işte o eski şeyler, politikacılar, adam 1 milyon kişiyi Moskova meydanında toplanıyor, devleti yıkıyorlar. Öyle bir konuşma yapıyor ki adam. Onun da o Karl Marx'ın kitabını 1400 kişi okumuş aslında o zamana kadar. Ondan sonra bunu öyle bir anlatıyor, şey yapıyor. Tahribat. 100 milyonları arkasında topluyor. İşte daha sonra komünizm gelince milyonlarca kişi önce açlıktan ölüyor. Değil mi? Toprakları devletleştirince. Daha sonra Almanya'nın şeyini biliyorsunuz. O kadar milyonlar koca devlet birkaç kişinin peşine takıldı. Koca dünya savaşına sebep oldu. Onun için
Bizim bu zehirli konuşmalardan etkilenmemek için doğrusunu günde 20 sayfa şu hisarları okumak. Zehirden, an zehiri bu. Hani bir aşı nasıl gerekiyor? Aşı gibi laikalarla birlikte toplumun doğrusunu okuması lazım. Değilse defalarca enjekte edilen şey en sonunda ne yapıyor? Size onu kabul ettiriyor, savunucu halisinde geliyorsunuz. Üstadım bu ikaz önemli. Teşekkür ediyoruz. Son iki sorumuz var. Onları da cevaplayıp inşallah yapacağız. İlyas Hocam'a soruyoruz. Biyolojik olarak insan ile suni bir yapının bilinçli bir mevcut keşfetmek mümkün olabilecek. Çok derin sorular. Bakalım İlyas Hocam diyecek. Ben de merak ediyorum. Yani bu soruya ilmi olarak cevap mevkiinde olan bu manen özel bir iktisiz alanına geliyor. Fakat bunun çalıştırdığı bir konuyu bu vesileyle paylaşmak lazım diye düşünüyorum. İşte dijital ölümsüzlükten bahsediliyor, sanal gerçeklikten bahsediliyor, insanların algoritmaları çıkartılarak insanın bir benzerinin ondan sonra kolonlanmasından bahsediliyor mesela. Bunlar dediğim güzel uzmanlık alanı. Bu vesileyle benim dediğim gibi uzmanlık alanı çok dışında. Bu vesileyle benim zaten söylemek istediğim husus şu, kendine insan dediğimiz gerçeği Kur'an'ın bir ayetiyle sözlerdeki 33. sözün 31. penceresi benim dünyada değişemeyeceğim biçimde anlatıyorum. Bunu dikkate aldığımız zaman bu soruya nasıl cevap vermek lazım konusunda ben de bir çalışma var. Şu, Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın meşhur ben diyorum insana ruhumdan üfle. Menefaktu fiilinin ruhu. Ruhumdan üfle. Her insan bir nefhayı ilahi taşıyor. İnsanın fiziki kadavrası belli. Evet, kimliği belli. Ama insanın o nefhayı ilahi olan ruhu sultani diye anılan mahiyeti bizim meçhul. Ama insan. Şimdi 33. sözün o 33 pencere ya, 31. pencerede insan gelişiyor. Bir cümle var. Ben tam anlatamayacağım. Meali basitçe aklımda. İnsan Halika, Halika'yı öyle bir ayna ki Halık'ın sıfatlarını ihsas ediyor. İnsan sahip olduğu özellikler itibarıyla Halık'ın, yaratıcının sıfatlarını ihsas ediyor. Sonra da malum olarak insan üç cihetten aynadır diyor. İşte şu açıdan aynı bunlara girmeye gerek yok. Bu da şu yeri. İnsan dediğimiz varlığı Allah'ın muhatap seçtiği ne diyelim yapıyı yaratığı değerlendirince bu boyutları dikkate almayanmış. Peygamberimiz üzerinden bahsediyor ya, Hazreti İsa ben bir insan yarattım demiyor. Hiçbir peygamber ben insan yarattım demiyor. Bu yok. Onun için bu benim kişisel kanaatim. Ulan madem peygamberler, peygamber mucizeler nihai sınırı çiziyor, böyle bir şey olmaz. Ama ne olur? Ne olur? İnsan hafif edilir, insan hafızları, işte bu suni hafızadan bazı duygusal özellikler, bir takım taklide dayalı çabalar ortaya. Unutmamak lazım. İnsan eresim olur. Kendisine göre mevhumdur diye. Ve saniye hakime üç cihette, üç açıdan aynı olmakla ne diyelim, takip edilmiş çok özel bir var. Ben bu soru vesilesini hatırladım bu. Uzatmayacağım. Cem Bey'in sorusu yıkılmayayım. Bu da tamamen uzmanlık için. Yani tıp otoriteleri içerisinde bu konuda uzman olanlar var. Onların bir takım kayıtlarına da ben rastladım. Bu işin tıbbi keyfiyetini anlatıyorlar. Bir defa maliyeti var. Şu kadar para yatırıyoruz. Ama bu vesileyle benim asıl düzenlendirmek istediğim çağrışı hiç uzatmayacağım şu. Bu neyi gösteriyor? Bir insan büyük bir maliyet ödeyerek niçin bulunmak ister? Bu neyi gösteriyor? İnsan gelişimi.
ebediyet duygusu. Ölmek istemediğin, var olmak istediğin. Ve buradan yine uzatmadan bu hologramik yapıya neyse eğer insanın bu hologramik, insanların bu hologramik yapına hareketle ebed duygusu ebediyetin varlığının en büyük kanıtıdır. Ebediyet var mı? Var. Ebedi saadet var mı? Var. Kanıt. Kur'an. Başka? Ebed arzusu. Ebed arzusu ebediyetin kanıtıdır. Donmanın altında, donmakların altında yatan budur. Dolayısıyla teknik olarak ben hani söyleyemeyeceğim ama tabiri yazdım. Mistifikasyon diye. Onu her yerde okumak, bulmak. Teşekkür ederim. Bir soru daha var. O soruyu Hasan abiye veriyoruz. Evet. Burada anladığım kadarıyla bir soru var. Risalelerde geleceğe ait ümit hususlar var, hedefler var, işaretler var ancak bunların da gereklerini yapmak gerekiyor diye abinin şey var. Tabii müjdeler var. Hani Peygamberimiz Medine'yi müşrikler müjdeler kuşattığında orada Balyoz'u vurduğunda bir taşa üç tane şey gözüküyor değil mi? Bir tanesinde bakıyor. Fars'ın hazinelerini gördüm. Yani etrafı kuşatılmış orada açlık içerisindeki ümmet hiç tahmin edilemeyecek müjdeler veriyor değil mi? Fars'ın hazinelerini. İkincisinde Roma'nın hazinelerini üçüncüsünde işte Yemen'in falan şey, Mısır'ın şeyinde rivayetler var. Tabii Osmanlı diyelim ki İstanbul'u fethetmek için büyük toplar dökmüş. O döküm teknolojisinde o dönem öyle bir döküm top dökebilmek mümkün değil. Çatlıyor yani öyle bir şey yaptığında o sıcaklığa falan dayanacak. Ama o teknolojiyi sağlamış, çalışmış. Hani Avrupa tarihçileri de diyor. O dönemki hükümdarların bütün zekalarını toplasanız istiyorlar. Fatih Sultan Mehmet'inki kadar etmez diyor. Yani öyle zeki, kabiliyetli insanlar bir araya geldi. Teknolojiyi de takip eden bir gayretleri var. Yine abimizin dediği gibi işte yayınlarımız falan tabii bunların hepsine bizim çalışmamız, gayret etmemiz lazım. Orada ne kadar böyle bir gayretle bütün Osmanlı toplumu medrese talebesinden, ulemasına kadar, askerinden, paşasına kadar nasıl çalıştıysa. Öbür tarafta da İstanbul'un içerisinde Cibali Baba değil mi? O da o Belam gibi şeyle Kur'an'da da geçen. Cibali Baba da ne yapmış? İşte o şeyi korumaya çalışmış oradakileri. Yani engel olmaya çalışmış. Bütün bunlara karşı hep çalışacağız, gayret edeceğiz. Kutlar abi derdi. Bunlar şartı muallak derdi. Yani askıdaki şart, yani o şartları bizim bazılarını yerine getirdiğimizde bu müjdeler gerçekleşir. Ama şunu da tabii bilmek lazım. Bunlara mutlaka gerçekleşecek. Biz gerçekleştiremez isek bizden sonraki nesil gerçekleşecek. Yani bu öteleniyor. İptal oluyor diye düşünmeyelim. Ekseriyetle bu müjdeler gerçekleşecektir. Ama bunların şartlarını gerçekleştiremeyenler için ertelenecek. İnşallah diyelim ki bunları yapacağız. Hepimiz vazifemizi de yapmamız gerekiyor. Evet, vaktimiz çok. Bir iki soru daha var. Çok kısaysa alalım. Önce şu abi sonra size evet. Sizin anlattığınız mesela çok inşallah onu fakat ilahiyatçı bir abi başkasından bir abimiz yani teknik ve ilahiye bir arada olursa kaldırması sağlanır ya. Sizce yetişen, yani son 20 senede teknik üniversitesi dünyada bütün altına düştü. Eskiden bütün üzerindeydi 20 sene önce dünyada. İlahiyat ne alemde? Allah bilir. Yani yetişen gençlik size ileride, gelecekte ne kadar ümit var? Yani 20 senede bu iş hallolur mu? Yoksa bu eğitim sisteminde yani 50 sene, 100 sene, ceberlik dönemi, 100 sene mi devam edecek? Çok uzun cevaplanacak sorular. Her bir panel konusu ama Hasan abi kısa bir cevap versin. Yani şöyle tabii biz yetişen nesillerde tabii sıkıntılar var. Yani eğitim sistemimiz istenilen seviyede değil. Belirli mesafeler alındı ama
Hani Osmanlı'da medreselerin geriye gitme dönemi vardı. Öyle dönemler yaşadık. Ancak yine de biz şeyden ümitliyiz. Hani Üstad Hazretleri siz diyor öğretmenleri değil fenleri dinleyin diye talebelerine böyle bir talebi var. Şimdi bizim üniversitedeyken uçak mühendisleriyle beraber iki senemiz beraber okuduk. Bir seneden sonra ayrı şeyle. Bizim arkadaş vardı. Hatta bunlar falan da geliyordu. Hep bir uçak yapma projesi vardı. En son işte Türk Hava Yolları'nın savunma sanayinin falan bir şeyinde görev yaptı. Uçak projelerini sürekli yöneticilere sunuyordu. Ama şimdi o projeleri kısmen yani hep geri çevrildi falan. İşte bazı şeyleri yapılabiliyor artık. Burada yaptıramıyorsanız, yurt dışına gidiyorsunuz falan. Yani yine de ümitliyiz biz. Üstadın dediği gibi siz diyor fenleri dinleyin, hocalar farklı şey anlatıyor olabilir. Üniversiteler sistemleri bozuktur. Devlet de istediğiniz şey olmayabilir. Ama artık devletlerin falan da bir yere kadar etkisi var. Bunlar aşılacak. Son olarak Mehmet Baycik. Çok kısa bir şey. Yapılan işlere ben bakıyorum şahsen. Tecrübeler çok farklı olmamalı. Adam mesela Almanya'da bir yaşamış. Mesela İnanık tecrübe yapmış. Dil meselesinden yok. Bu dil meselesinde dil mülkünün dil akademilerinde kontrol ettirip yapılan tecrübeler yapmamalı. Yani geçmişte de bunların kurallar oldu. Yapılan tecrübelerin hiç almadık. Mesela en son yapılan ama çoğu tercümede sahip olmadı. Yani bilmiyorum. İstikbalde diyorsun, bu tercümelerin de daha iyi bir şekilde yapılmasını istiyoruz diyorsun. Alman bir akıllı. Allah razı olsun. Onlara yapalım. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet İlyas Hocam, son söyleyeceklerinizi alalım. Baytekin Bey'in gündeme getirdiği hususun çağrıştığını diyor. Kısaca hatırlayalım. Meşhur bir popülist fizikçi var. Ama çok meşhur. Michio Kaku. Şimdi bunun enteresan kitapları da var. Fiziğin imkansızlığı diye kitaplar var. Zihnin ya da zekanın geleceği. Peach of Mind yazmış. Meşhur bir isim. Şimdi bunun öngörülerinden birisi de şu. Geleceğe dönük olarak dil problemi çözülecek. Hiçbir dili bilmeksizin karşınızdaki insana karşılaştığınızda sizi küçük, ondan sonra belki gözlükler, paraklar, karşınızdaki insana rahatlıkla imkan, iletişim sağlaması mümkün olacak. Bu dil mi? Diğer usulü meşhur Dünya Ekonomik Forumu var. Biz teknolojiden bahsettik, yapay zeka şöyle çok alanda, ondan sonra robotlar, ameliyat yapacak, ışınlamayla bir eşya, bir obje başka bir yerden başka bir yere taşınacak vesaire ama İsraf'tan da bu konu yayınladığı raporlar var. Bu raporlarda ciddi kaygıların yer aldığını. Mesela şunu söyleniyor, dünyada sıcaklık her yıl 1,1 santigrat artıyor. Bunun 50 yıl sonrası, 100 yıl sonrası niye yol açar? Bununla ilgili raporlar var. İklim değişikliği çok büyük problem. Bunun yanı sıra hava olayları, canlı çeşitlerinin azalması, geçim sıkıntısı, salgın hastalıklar, koronavirüsün dünyayı ne hale getirdiğini gördük. Doğal kaynaklar krizi, devletlerin borç krizi, ekonomik ve siyasi çatışmalar ilgili raporlara yansıyan çok iyi, işin başka yönünü gösteren hususlar var. Teknolojik gelişmeler yanında. Bu da işin başka bir ilçesi. Şimdi bir başka bir şeyler bitiriyorum zaman çok uzadığı için. Yani ahir zamanda iki ceryan başına dair rivayetler bir bahsi geçti. Oradan bir hadisin hareketle ortaya konan bir izah var. لَنْ تَزَالُ هَذِهِ الْمُنَّ قَائِمَةً عَلَى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَدُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يَتِيَ اللّٰهُ بِهِ. Başka versiyon diyor. Kıyamet gelinceye kadar ümmetinden bir taile hakkı kuşanma ve hakka hizmet etmeye devam eder diyor. Şimdi bu
Buradaki taife birçok efradın söz konusu külli bir taife diye kendimde düşünüyorum. Bu taifenin Endonezya'daki rengi olabilir, efendim Arap dünyasında olabilir vesaire. Ama bu taifenin birisini, bu külli taifenin efradının birisini Salih'in o ortada. Bütün mesele bu cereyan, yani dinsizin iki cereyan gelirken neyle geliyor? Kültürel bir kimlikle, bir yapıyla, bir örgütle, demek içinde bir şahsı manevi olarak geliyor diyor. İşte buna karşı teorik olarak bu konuyu çok iyi biliyorum demek benim size kanaatim asla yetmez. Ben biliyorum, benim imanım sağlam, yetmez. Ben ibadet şuuruna sahibim, kim kadar yetmez. Neden? Küfür, dalalet, zındıka, sefahat, ateizm, deizm, agnostizm, her neyse. Şahsı manevi olarak sosyal medyada karşımıza çıkıyor, dernekler olarak karşımıza çıkıyor vesaire. Buna karşı nazari bilgiler çok muhteşem bunlar. Mesela yetmez. Ya ne gerekiyor? Bunun kadar bir husus Salih-i Nur şahsı manevisi içerisinde nazar olaydı. İşte bu şahsı manevisi içerisinde bulunan insanlar o tayyifenin içerisindedirler. Ahir zamanın olumsuz etkilerinden kendilerini almasa gerek gibi bu hadisin, bu hadisin sırrına da başarı olarak insanların hak bu hakikata imanlarının kurtulmasına vesile olurlar. Şöyle bitirelim. Evet, Salih-i Nur şahsı manevisinin en mühim, bana göre içtimai ve siyasi konularda aynı zamanda en müstakim perdi, yani asr-ı camiasıdır. Cenab-ı Hak bu camianın talihi bereketli kılsın ve bu camiadan da bizi ayırmasın. Rızasına da meylesin. Teşekkür ederim. Evet, değerli misafirlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek ve Risale-i Nur'u biz gene Risale-i Nur'dan bir kısımla programımızı bitirelim. Ümit var olduğumuz şu istikbal inkılabı içinde en yüksek Bursa'da İslam'ın sadası olacak. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse şimdiki kader ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal, icnebilede müşerbeş bir mazi düşmüş. Evet, ileriki programlarımıza tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Thank you.